Ha. Deməli, biz bu application'ımızı keçən dəfə yəni server'a deploy elədik, orada qalır. Yani burada eləməli işlərimiz var bizim. Misal üçün bura SSL sertifikatı qoşmalıyıq ki, HTTPS olsun, plus backend-ə düzgün qoşulmur. Sən görmüşdün deyə sanırım. IP request atır deyə, o da course error verir. Onu da düzəldəcəyik. Ama indi development eləyək. Burada bizim qalan hissəmiz chat hissəsidir. Burada bir dənə chat düzəltmək lazımdır ki, adamlar öz aralarında yazışıb bir-birinə ürək sözlərini deyə bilsinlər. Chat üçün bizə soket lazım olacaq. Soketi keçmişdim de deyəsən. Soket.io. Bir də client tərəfi. Deməli belə. Client tərəfini birinci vizual olaraq düzəldək. Sonra backend-də soketi yaradarıq. Yəni birinci görək ki, necə yazışacaqlar elə. Demək, burada bizə nə lazımdır? Facebook-da kimin sol tərəfdə adamların siyahısı olsun, adamın üstünə klik eləyəndə onun çatı açılsın sağda. Facebook çat. Belə. Sol tərəfdə adamların siyahısı. Adamın da üstünə klik eləyəndə çat açılsın. Çatın da içində ürəyin nə istəyir yaz. Belə. Təzə mesaj gələndə yuxarıda nəsə bir şey yazmaq lazımdır ki, təzə mesaj gəldi. Nə bilim, adam üstünə bir yazmaq olar misal üçün. Bəzi kimi. Belə. Çatda əslində çoxlu maraqlı şeylər var. Misal üçün, çatın özündə də pagination olmalıdır. Pagination ama başka cür olur. 10 tane mesajı gösterirsen, sonra adam yukarı scroll eləyəndə orada təzəmi 10 tane de gelmelidir. Yine scroll eləyəndə təzəmi 10 tane de gelmelidir. Yuxarıda sansa təzə mesaj geldiyse ne bileyim bir şey çıkmalıdır ki mesaj gelip scroll eləyə aşağı misal üçün. Çox detallar var. İndi detallara girdikçe çalışarıq ki tətbiq eləyək. Birinci UI-ni düzəldək. Draft versiyasını, yüngülvari. Sol tərəfdə bizə bir dənə list lazımdır. Ant dizaynının listlərindən istifadə edərək. Amma hələ ki React tərəfdə kodlarını düzəldək belə. Bura dashboard, chat. Chat səhifəsi var. Bizdə intihası bu chat səhifəsinin içi boşdur. Çat var. Çatın içərisi boşdur. Bizə çatın içində də başqa bir şey olmalıdır. Çatın URL-i belə olacaq. Deməli, slash çat yazanda çat səhifəsini açmalıdır. Adamların siyahısı görsənməlidir. Adamın siyahısının üstünə klik eləyəndə orada belə bir şey olmalıdır. Misal üçün, necə deyək? Slash çat, slash adamın ID-si. Belə olmalıdır. Ona görə bu... Aha, bu root'un child'ını düzeltmiyorlar aslında. O cür demiyorlar, bu cür demiyorlar. Child bence daha maraqlıdır. Başka bir Başka cür yan yana iki tane sayfa için. Başka cür öyle belə. Ne? Haydi. Belə. Bir dakika. Burada Aha. vermez. Başka sen de Başka sayfanın içinde root yazmak. Olur bence. Olur. Ümumiyyətlə, browser router'ın içində sənsə browser router'ı yazmışsa onun child'larında hər yerdə deyəsən root yazmaq olur. Ama her yerde olanda bence sonra axtarıb tapmaq da çətin olur. Ona göre bir yerde olmağı yaxşıdır. Bura bir dənə də root yazaq. Deməli, bunun pass'i olacaq prosta ID. Çatlaşdığımız adamın ID'si, hətta user ID yazaq. Bunda elementi olacaq. Nə bilim, message. Message. Deməli, çatın içərisində çatı kopyalayaq. Yox. Copy. Paste. Bunun adını qoyaq. Message.
Ya da inbox'da koyabiliriz. Inbox daha maraqlıdır. İndeks yox, inbox. Inbox. Inbox'un içinde bir tane inbox.js adında file değişme, özüm değişeceğim. Lazy inbox page. Bu da inbox'u import edəcək. Burada da lazy inbox page'i göstərəcəyik. Haradaydı inbox? Inbox buradaydı. Bunun adını inbox koyuruq. Onun için de bunlara ihtiyacı yoktu. Çünkü protected root'u başka yerde yazmıştık. Inbox yok. Inbox. Hello from inbox page. Outlet, ha düzdür. Onu chatın içerisinde vereceğiz. Chatta bu protected root'u buradan sileyim. Chatta böyle olacak. Burada bir tane bizim divimiz olacak. Bunun için de sol tarafında olacak list of users. Sağ tarafında da olacak outlet. Outlet ne de o chat sayfasının özü. Demek böyle. Burada da App.js'de de hemen komponenti import eləyək. Inbox. Inbox. Page inbox. Inbox'u lazy load elədim də. Ha. Page inbox. Başta ona slash da qoya bilərik. No problem. Burada login oldum mən. Nəsə error var deyəsən. Outlet is not defined. Çünki outlet'i import eləməmişəm. Import outlet from React router bomb. Okay, outlet define. Burada list of users olacaq. Burada üstüne klik eləyəndə sağ tərəfdə şeyler görünəcək. Burada list of users təxmini belə bir şeydir. Misal üçün burada UL-imiz var. UL-in içində li-lər var. Li-nin içində misal üçün yazaq bura Nihat. Bura aha yadıma çıxdı. Bir də Səbinə. 3 nəfər var. Bunların üstüne klik eləyəndə zato soyadını bilirəm. Safar olan. Bunları link eləyəcək. Çünki üstüne klik eləyəndə çatı açmalıdır. Link. Buraya yazacağız ki link to hara. Chat slash misal üçün Nihat Nahid Nihat neyse hamınızın adı yadına çıxsın. Çoxdan da görüşmürük. Sabina Lamia belə link is not defined çünkü linki buradan import eləmək lazım. Salam nətərsən? Yes, Rəşad gəlir. Boşum burada user'ın siyahısı olacak. Buna klik eləyəndə açır burada Nihat. Burada Lamiyə. Burada Səbinə. Yes. Çok tezsiz değişir. Ama durum değil. Sana da yaşlar. Yani işte de yaşlamasın. Windows çok uzaydı. Ya Mac ya Ubuntu. Mac. Mac'in şeyi var. Sonra ben size bir tane daha anlatayım. Problemi beğendim. Vakti diyorum ben. Inbox sayfasında biz de user'ın ID'sini götürməliyik. Burada hansı user'ın yazışırıqsa hal-hazırda onun ID'si olmalıdır. Burada onun için router'dan use parametre işlədirik. Use parametre içinde user ID adında parametre chat sayfasını. Of, bura user ID. Deməli rootlarımızda burada user ID var da, yəni hansı user-nə yazışırıqsa onun ID-si URL-də olmalıdır. Hansı user-nə yazışırıqsa onun üstünə klik edəndə onun ID-si bura düşəcək. Məsəl üçün belə Nihat'la yazışıram, Lamiyə yazışıram, Səbinə yazışıram. Sən də yazardın, prosto onsuz da siləcəm birazdan. Belə. Belə, burada kimin ID-si olsa burada da onun mesajları görünəcək. Buna yüngülvari CSS yazmaq lazımdır. Təbii ki,
styles CSS. Bunu import eliyor. App CSS. Styles CSS. Bunun adı olacak bizde chat container. Bunun içinde bir belirleyiş, bir tane div olsun. Users container. Bu tarafta da olsun. Bu tarafta da olsun inbox. Inbox burada. Bu da olacak users'ın içerisinde. O şimdi iki tane div koydum ki flex'ten düzeltir onu. Chat container. Chat container'ın display'i flex olacak. Yan yana düştüler. Sonra display flex. Chat'ın özüne başka bir seleme ihtiyacı var. Var. Chat container'ın içerisindeki user ise border verir. Border right. Ne rengi olsa netiz ya. Evet. Border right 1 piksel Evet. Evet. buna bir tane yaxşı renk seçmek lazımdır. Components list. Evet. Chat sayfasını yazır. Evet. Yes. List. Bura. Odma. Böyle. Bu rengi ne renkti? Ya. Bunun aşağısında border var. Border button RGBA 0'dan 100'den neyse bundan. Bunu burada koyaq. Böyle olsun. Network'tan Ayo hamsın kopya almaq olmaz. Ayft. Users'ın biraz da padding olmalıdır. Sağdan soldan olsa bəsdir. Liste siləcəyik onsuz oradan. Bəsində olmasa da var. Onsuz da alt dizaynın komponentlerinde var. MC Ne? değil. Yok. Yani kesinlikle yazdığımız React. Olsun buradaki alt dizayndaki user'ları kopyalayıram. Basic list. Basic'ten başlayalım. Çünkü bu datanı kopyalayayım. Hele ki atak bura bir yere. Burada kalsın. Title. List item'ları da kopyalayaq ataq bura. List item'lar burada user'ların yerinde olacak. Böyle. Horizontal data item item'ın da içinde böyle şeyler. Item demeyelim de bunları user diye. User data'nın da içinde full name. Bunlar database'den gelmeli. Rashad. Lamia. Nihat. Sabina. Nende Ravi. List is not defined çünkü import element lazımdı. Import list from antdesign. Buradan nasıl başka bir şey import elemeye ihtiyacı yoktu. Avatar is not defined. İhtiyacı var imiş. Avatar. Kartıyla Olabilir.
Yo, nəsə üst-üstə çıxıblar ona görə. List horizontal. Description silim hələ ki. Çox aşağı düşməsin. Users. Users'ın bizi azdı bizde. Display flex. User flex basis 30 faiz. Inbox'a salam. Inbox'a flex basis 70 faiz. Ya. Böyle. Okay. Bunların üstüne klik element olmalıdır. Ona göre bu itemlar hem de link olmalıdır. Bunu az eləmək olur, yox olmur. Bəs bunu link eləsək. Linkin içerisinde de to chat user full name hələ ki. Çünki ID yoxdur. Üstünə klik eləyində Rəşad, Lamiyə, Nihat, Səbinə, Ravin. Rəşad. Hansı aktivitsə onun üstündə onun rəngi biraz fərqli olmalıdır. Bunu dəyişmək olur mu görsən alt dizaynda? Bəlkə də özümüz də eləyə bilərik. Navlink eləməyi düz deyirsən. Bunu postdakı ant dizayn özel rəng verir görəsən, yoxsa biz verməliyik. Arxa fonu biraz rəngi dəyişməlidir. Bu üstünə klas əlavə eləyir. Yəni, baxaq. Bu Navlink. Bu hal-hazırda aktiv olan. Özü vermir. Biz verə bilərik onda işinə. Chat konteynerin içərisindəki users'ın içərisindəki aktiv klasına biraz background olur. Necə? Navlink bir dənə klas əlavə eləyir. Ha? Style-lı bizə qalıb. Background Alice Blue. Yəni background dəyişin. Okay. Çünkü bunun içindeki şeylerin background color var, ona göre de border bottom color bela, bunun rengi bela, bunun rengi bela. List item. Bu list item'ın background koloru var mıdır? Background color. Bununki yoxdur. Bunun içindeki meta. Bunun background koloru var mıdır?
Okay. Display block. Ha, çok güzeldi. Dostu qara rəng verir. Nə rəng versək yaxşı olar? Belə qəşəng. Daha çörenlerden çörebilirim. 93 Sports Shadow'da bir tane Kabağa çıksın. Sports Sen? Sen? Ha sen. Shadow'da Kızım. Adın neydi senin? bir yazdım. Gülbiye. Radmak işte. Söz sen de geldin Ülviye. Ha. Orada birinci yerde kesin. En birinci ya. Yes. Burada bir tane adam olmuşsun. Bir keşfediyorum. Ben hemşire biri gördüm. Çok. O bir tarafa. Çok. Çok değerli. Bildim. Box shadow verim dersen. Aha. Geçen oldu. Buradan yok ya. O background color'da açtım. Bu da ekleniyor. Geçeyim. Yani yoklayak sonra. Ses Güzel yerde verme. basalım. Ses vermeli kim müsbət ses verir vaxtı yaş kalsın sonra değişir. Kalsın sonra değişir. Ama maraqlıydı bu. Okey. Bu belə. İndi bu sol tarafına da mesajlar olmalıdır. Sol tarafında mesajlar koymalıyıq. Yine bir tane list koymalıyıq ora. Alt dizaynla. Alt dizaynın mesaja oxşayan bir listi var mı? Yoxdur. Yəqin ki. Yok mu? Belki alt dizaynda chat diye bir şey ola. Adam message. Aha message. Bu deyəsən başka mesajdır. Alt dizayn, chat, message. Kommentleri istifadə edirəm onlar belki. Bu comment kimidir? Alt design chat component. Chat widget. Neyse. Özümüz eləyir onu. Burada öz user'larımızı çekip göstermeliyiz. Onun için Redux'ta bir tane slice yaratacağım. Redux features buraya yazaq chat slice js. Bunun için de eləyəcək ki const chat slice beraber de use yox. Create slice. Slice'ın ne olurdu? Adı chat. Sonra olurdu initial state'i. Bir de olurdu reducers'ı. Bir de extra reducers'ı. Demeli const initial state beraber de hash neye? Export default chat slice'ın içindeki reducer. Daha sonra ise store'a gelip burada chat reducer de import edirik buradan chat reducer from futures chat slice. Belə. Bu chat'ın içinde neler olmalı? Maraqlı sual, neler olmalı? Users olmalı. Message olmalı. Error ola bilər, nəsə bilmirəm. Errorları hər yerdə yazıq işlətmirik. Loading ola bilər. Default true olsun, sonra false olar. Belə. Message hal-hazırda göstərdiyi, bu sağ tərəfdə nə qədər mesaj var, onlar olacaq. Users-dəki, sol tərəfdəki user-lərin siyahısı. Bizim backend-də user-ləri gətirən servisimiz var mı, yox mu?
Onu bilmirəm. Controllers ya da roots'a baxaq. User controller. Login users yoxdur. Ona görə də yazmalıyıq. Bura yazacağıq ki users user router get users users controller nokta get users. Bunun için de get users diye bir metod yazmalıyız. Get users de database'den benden başka bütün user'ları getirmeli. Get catch error, async, request, response ve hashname. Böyle. Const users beraberdi. User aggregate milli find milli find best find await eləməliyik bunu await find'a select ehtiyac yoxdur bunu projection'dan istifadə edirik ID'ni göstərməsin əvəzinə ID'ni versin sonra user'ın full name'i lazımdır bize. Bunun aslında ihtiyacı yoktu. Bence ihtiyacı yoktu. Çünkü öbür tarafta yazmıştım onu. Burada user'ı JSON'a çevirende ID'ni de değiştiririz. Full name'i de değiştiririz. Image'i de değiştiririz. To JSON. Ben yoklayak lazım olsa yazabilirim. Users bu ne diyecek? Prosta response send kalsın istifade edeceğiz. Send users peşine. Users'ı göndereceğim. Ve böyle diye. Users bir de ki total. Totalı hele ki sıfır gönderirim. Sonra ediyelim. Pagination için lazımdır. Belə get users. İndi biz buradan ora request atsaq get users üçün o bizə response qaytarmalıdır. Belə deyək. Postman atsaq. Oradan əvvəl postman da yoxlayaq. Açılsa deyəcəm. Oldu. Neyse. Açılır diyorsun. Bize HTTP request atırız. Demek ki HTTP localhost 8080 API V1 users. Birinci login olmaq lazımdır. Login olaq. Tokenimizi götürək. Raw deməli JSON user email orxanhuseyn@outlook.com password 1234. Login olduq. Requested URL not found. Niyə? Düz yazmadım mən bunu. Login. Post request göndəriş login'e. Post request API ve bir login. Bir yazmış. Okay, thank you. Login olduq. Bizə cookie de verdi. İndi bunu duplicate eləyə bilərik. Burada yaza bilərik ki
Get users. Users. Chat'taki user'ın siyahısını versin. Cannot read properties of undefined reading ID. Hayır, harda çıktı göresen. Konsola niye çıkmıyor? Okay. Burada to.json'u yazmışız diye. Günaydın. Burada to.json var diye hiç şeye ihtiyaç yoktu. Projection elemeye ihtiyaç yoktu. MongoDB'nin. Ona göre ki çekende adi dataları çekir ama JSON kimi frontend'e gönderende onda ucu mecbur da JSON'a string file etsin göndersin. JSON string file'ın da öyle bir şey var ki eğer objektin üstünde toJSON adlı metod varsa onu çağırır. Bu da onu çağırır, çevirir, gönderir. Yaxşı bir şeydi. Ama bu request burada ne lazımdı? Neçədən user var burada? Ne kadar Orkan var? Orkan Hüseynli, Orkan Hüseynli, filan kəs Orkan Hüseynli. Üstten Orkan Hüseynli var. İkisi Google ile login olub, biri Outlook ile login olub. Böyle. Ama mesele belədir ki, eğer ben girmişimse yazışmağa, özümden yazışmamalıyım. Ona göre gelen siyahı da benim özüm adım olmamalıdır. Ne? Başka hesaplarını yaz. Yo, imenle öz hesabından yazışmamalıyım. Olur aslında, diyorsan. Ha. Ha, ben adımdan farklı olanları göstermem. Bir dakika, rootlara kaydaq. Ele Ne? şey olmamız isterim mesela. Özün özüne. Özümle bir ders. Ha. Nasıl lazım olmalı? Telegram'da olur ya. Nasıl? Doğru mu? Ha, düz yer WhatsApp'ta da var. Ben özümle yazışırım. Ha, bu middleware görevli. Middleware olmayan da request.user'da olmuyor. Buraya yazırız ki user ID ID'si not equals düz yazdım diyesen current user ID'ye. ID'si current user ID'den farklı olan bütün user'ları getir. Getirir filan kez Orhan Seyinli, Orhan Seyinli. İki tane Orhan, bir tane başka mı? Böyle. Count da ile beri baştan eləyə bilərik. Yoksa Android. Ne? Siz Android installer Pardon, web'de de olmuyor. WhatsApp web'de zaten. misiniz? Telegram'da saved message var, o Ya. beşe çok şey yarıyor. Mantıklı. Ama WhatsApp'ta şey yok daha. WhatsApp'ta silirsen sonra gelir. Ben telefonunu değişsem WhatsApp'ın mesajları da gelir. Ama Telegram'da saved message var. Hem şey kalır orada. Daha sonra hem şey. Demeli await yine bunu eləyəcəyik. Sadece burada count eləmək lazımdır. Ki find edib links'in tapanda hamısını çəkib links'in tapır. Ona göre count edirik ki. Belə, 3 tane user totalda 3 tonsuz. İndi bu user'ları biz frontend şık tarafta göstermeliyiz. Belə. Yes. Bir request atanda her şey birden saçma. Üç dört defa request atman bir pis şey var.
Misal üçün, database uzaqdadır da, ora connection açırsan, TCP zad məsələsi, query qutarandan sonra connection bağlanır. Yenə request atsan, yenə connection açırsan. Əslində bu problemin qarşısını alır çox belə library-lər. Sağ Abi ol. Azercell mi internet? Obsin yok ama. sizler Biz can başındır. Librarylerden hem database işlemek için librarylerden hem Mongoose olsun, mesela SQLize var idi SQL işlemek için. Onlar normalde bilirler ki connection lazım olacak. Özlerinde connectionları açık saxlayırlar. Mesela 4 tane connection açır database'e, onları hamısını açık saxlayır. Ona connection pool deyirlər. Saxlayır da yani hazır saxlayır ki ne vaxt lazım olsa connectionları işlədəcək. Prosesi optimallaşdırmaq için öyle bir şey edirlər. Ama yine de yani datanın hamısını alabilirsen database'den al sonra backend'de değiştir lazımsa. Çünkü database daha optimaldır da yani optimallaştırılır bu datanı çekmek için. Tabi belə. User count. User'lar geldi. Şimdi gedək frontend tarafı. Users API'ne request atmak lazımdır. Deməli fetch users bərabərdir create async tank. Bunun adı olacaq chat fetch users. Burada bir dənə neyləyəcəyik? Import axios from lib axios. Axios-dan gedib user-lərin siyahısını çəkəcəyik. Users. So, backend'den user'ın siyahısını çekeceğiz. Hiç ne de ayarlar. Böyle. Extra reducer'da da buna yazmalıyıq ki, request gedenden olacak, kaydından olacak vesaire. Request gedende. State action. Pending request getdi, fulfilled response geldi, rejected error geldi. Bunun için de nəzər almaq lazımdır. Başka yer diləmişdik bunu haradasa. Action payload blocks, action payload total. Total. Bunu obyekt eləyək users-ə. Users de belə olsun. List. List array olsun. Total 0 olsun. Message de obyekt olsun. Onda bu error'la loading'i ikisini de bura koyaq. Bu da böyle olsun. Çünkü message için ayrı loading şeyi var. Şeyin ayrı. Üzerin özünün derken. Ben size bir soru sorayım. Ha, o olacak o hiç. Hele message table'ı yaratmadık yoktu. Ha, o ne diyecek? Burada aslında frontend tarafta bunu necə saxlasaq daha yaxşı olar. Fikirləşmək lazımdır. Belə eləmək olar misal üçün. Bura bir iki tane nümunə kimi yazaq. Belə saxlaya bilərik ki, bizdə olsun bir dənə users təkcə. User'ın içində user'ların adları olsun. Misal üçün şey perspektifindən baxanda, mən login olmuşam. Bu user'ın içində kimlərdir? Mənim yazışdığım adamlar. Mənim yazışdığım adamlarla mənim mesajlarımın siyahısı. Belə eləmək olar ki, burada misal üçün full name, bu oldu nə bilim Nihat. Burada da array olsun. Array'in içinde de Nihat'la yazdığım mesajlar. Bunun altında olacak ne bileyim full name şey lamia message ben Alzheimer'ı mı? Message bunun içinde lamia ne yazdığım mesajlar. Mesajın da formatı belli olacak. Mesajın ID'si var. Mesajın kontenti var. Tamam.
Mesajın kontenti. Əslində backend-də mesajı saxlayanda belə saxlamalıyıq. From user-ın ID-si kimdən gedib, bir də to user kimə gedib. Database-i saxlayanda bu cür saxlamaq lazımdır. Amma frontend-də saxlayanda from user to user ehtiyac yoxdur. Backend-də onu dəyişdirib göndərə bilərik. Ki, misal üçün send true ya da false. Send true-dursa o demək ki, mən göndərmişəm mesajı. Mesajı mən göndərmişəmsə bu sağ tərəfdə olmalıdır. False-dursa deməli mənə gələn mesajdır. Deməli bu sol tərəfdə olmalıdır. Frontend-də belə eləyərik, amma backend-də ID-ləri saxlamaq lazımdır. From user to user ID-si. Məncə belə saxlayaq. Çünki qalsın mesajlar orada. Hər dəfə təzədən çəkməyək. Onu da belə eləyək də. Burada elə users olsun. Users olsun. User-in içində list, total error. Belə bəsdir. Listin içində user-lər olacaq. User-lərin də içində mesajlar olacaq. Axios. Amma buradan tam aydın olmur. TypeScript olsa bəlkə daha aydın olardı ki, bu listin içində nə olacaq? İndi heç kim bilmir nə olacaq listin içində. Bu ağcaqanaddır belə. Fulfilled olanda ne edirik? Gələn state-in users-inin listinə yazacaq action payload users state users total bərabər de action payload total state users loading bərabər de false-a belə. Error da eşidən oldu təzən. State users error bərabər de nula. Burada error baş versə bunu boş hərə eləyəcəyik təzdən. Ya da buna dəyməyək. Bundan da dəyməyək. Loading false olsun, error da olsun, action. O bir tərəfdən izləmişdi onu. Action error. Belə, pending-də heç nəyə ehtiyac yoxdur məncə. Belə, user, fetch user çağıranda oradan gəlib bizim state-ə yazılacaq data. Ona görə buradakı datanı buradan silirəm. Əvəzində bizdə nə olacaq? Use selector. Use selector-ın içində state, state-in içində chat, chat-ın içində users. Bunun içində olacaq deməli list total error loading. Burada listi göstərəcəyik. Burada user-ın full name olacaq. Burada şəkil olmalıdır. Qoyarıq onu. Full name-i burada ID-si olacaq. Burada full name-i. Listdə də loading true olsa deməli fırlanan bir şey görünməlidir orada. Əks halda görünməməlidir. Totalının error da istifadə edir. Skeleton qoşa bilərik. Hansı nədir deyirəm? Bir şey qoşa deyil. Mən qoşacaq deyib bu dəqiqə də qoşa bilərəm məncə. Çünki hunt dizaynın üstündə var. Hunt dizaynın üstündə olmalıdır yəni. Mən heç nəyə ehtiyac yoxdur. YouTube'da videoyu işaret için geldi. Daha yanlış bir şey var. Ben göstereyim. Login YouTube'da De bunlar. videoyu Bunlardan. işaret mesela YouTube'a giriyorum. Ne var demek? Bu hafızanın özü ilgili. Yani yoksa yani sen bir yere gidip daha sıkılmaktan sonra şey olsun. Bu oyun değil mi? Dizaynda burada en basit versiyası burada loading true versen fırlanan bir şey gösterir. Ama bu skeletonla yes. Ben böyle bir info yani ki Redux sadece use case değil. Onun yerine context API'den use case sadece ümmet ayeti yapabilirsin. Apara bilərsiniz. Düzdür mü? Ha, yani redaksız o kadar proyekt var Yok yani Redux'la yapmak yakışıklı. Yoksa 100 kontekst API.
Use query React Yes. query'nin de la. Yalnızca o şeydi. Context API'nin. İkinci bölümdeki yani her projelerde backslash'ma şey over engineering. Ha. Adi Redux'ı yazan adam özün blogu var ki You might not need Redux. Deyir basmada lazım seçtir, lazım değil seçtir. Switch. Salam diyersin. Bugün tatlı. Niye? Okumada yani o semantik şeyler var yani. Aha. Beslenme Aha. onun dersi vermiştim. Akşamında da kontekst API'nin tasdım var yani. Basketli kontekst API'nin yazmalıydım. API'nin bir satırımda zaten getirdim. Kontekst API'nin bir tane de başka bir kontekstim var. Orada TTO'yu ararlamışsın. Yani dediğim kez de dokta kaldım. O sorun ha. Style. Kez de dokta yaptım. Yardıma düşündüm. Sen yardım edilmeye kaynağı tutmuşsunuz. Dedim yok. Nasıl kurtar bir tatlı nam şu kitapta oturdu gidiyorum. Hatırına değmişsin. Aynen. Skeleton loading. Skeleton. Okay. Aktif avatar. Bizim de yapıp sizi alabiliyor. Doğrudan. Abi Dehşet. List item'ın yerine skeleton göstermeliyiz. Loading'ı buradan silirəm. List item'ın buraya yazarıq skeleton. Navlink'in zadın hamısının tuğluyruğunun yerine. Skeletonun üstünde de loading true olsa loading olmalıdır. Olmasa tersine. Aktif avatar o demektir ki aktif avatar ne demektir? Bu nefer zoom edeyim. Aktif avatar skeletonun formasını bildirir. Misal üçün burada yumru o demektir ki burada avatar olacak. Sağ aktif de yəqin sağ tərəf. Propları oxumaq lazım. Bu nədir bu? Import in body of chat slice. Hani burada chat slice. Bunu kim yazıb buranın şeyini? Import from. Ha. Burada indi eşitmə yoxdur. Çünki bunun için boşdur. Biz bunu dispatch eləməliyik ki, action işe düşsün. Onun için de burada bir tane use effect istifadə edirik. Component ilk dəfə mount olduğunda biz gedib həmin action'ı çağırırıq ki, geçsin backend'dan datanı çeksin. Dispatch bərabərdir. Use dispatch. Deməli dispatch. Fetch users. Ha, bunu export eləməmişik. Export fetch users. Application network chat sayfası açıldı. Backend'e request getdi. Burada users geldi, bir de şey geldi. Konsolda ne error var? Payload config adapt. Non-serializable value was detected in an action. What the hell is going on here? I don't understand. Payload'un içinde data var. Bu aksi olsun, bu data temasını hiç hoşlanmıyorum. Then response data. Niye her şeye data veririm? Bəslədilər, dəliklər, nədilər? Burada nədir? Validate DOM nesting A cannot appear as a descendant of A. What the hell is going on? A tag'in içində A tag'i ola bilməz. Başqa A tag'i hardadır ki burada? Bir de A tag vardı. Avatarların yerine öz şekillerini koyalım. Bizim de bir tane utility için funksiyamız var idi haradasa. Parse user info.
Parse user info. Parse user info fonksiyonuna import Parse user info import elədi. Lazım deyil. Avatarın URL'ına yazırıq ki parse user info user image URL. Buna ihtiyacı yoxdur. Burada oldu filan kəsin şəkli. Bu ikisində də mənim şəkillərində. Amma nəsə Google'dan şəkillər gəlmir. 403 qaytarır Google. Hansısa səbəbdən dolayı. Niyə görəsən? Gmail'a girək görə. Niyə 403 qaytarır ki? Ha, sol tərəfdə şəkil oraya xas. Neyse, bir tane login, logout olaq. Bütün clear site data edirəm. Bütün datalar silinsin. Users 401. Bu root protected deyil ki, bizi niyə login səhifəsini atmır? App.js-ə qayıdıram. App.js-də app layout var. App layout-un içində nə var? App layout'un içində heç nə yoxdur. Protected root biz halda istifadə eləmişik biz. Hər səhifənin özündə ayrı-ayrı işlətmişik bunu. Yaxşı. Okey. Onda burada da istifadə edəyik. Chat. Protected root. O deməkdir ki, bura kim girməyə çalışsa, birinci yoxla gör login olubmu yoxsa yox. Göndərdi login səhifəsinə. Google'dan login olaq. Orxan Hüseynli kimi login olaq. Şəkildə hələ də problem var. Bilmirəm niyə. Google'dan gələn şəkillərdə niyə problem var? Nəysə. Bu Orxanla olan mesajlarımdır. Bu filan kəsdən. Bu da o bir Orxanla. Users. Skeleton göründü burada. Kimsə fikir vermədi. Slow network-ə qoyaq. Bir dənə baxaq görə skeleton görsənir. Skeleton görsənmir. Niyə? Bunu tura eləsən nə olar? Nəsə bu network düzəldi. Aynen. A. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben size geldim. Zordu. Çok şey öğrendim. Bir tane benim merkezim var. Allah'a da razı etmesin. Adam Müslüman'da danışan bu İranlıdır. Danışanlar çok geldi. Ama İngilizce şey diğer konuda da Azerbaycan dilini seçmesi. Sen de ihtisas İngilizce tabi. Yes. Ha. Ama adam sen de şekli. Spektakle seyretiyorum. Biz de birinci ders imla yazmış. Merlin yüzünden artificial Merlin üzerinden artificial intelligence dersi de üzerinden bile okuyor. Biz de yazırız. Cümle cümle. Defter de üstünde ben yani. 300 sayfa zat yazmış hemen. Yani. Ben bir bilgisini sağladım. Belki bireysel de önemli. Gördüm ki ben de size böyle bir tarifim oldu. Ben diyorum. Dedim ki Yapma. olmuyor. Startup'a dönüyorum. Neyse. Hayattı da. Diplom hatırına bak ya. Siz nasıl şeyler söylediniz? Master'ye gitmemiş. Ne kadar silkeler? Ben de 2018'de silkeliyipler. 3.5. 3 yarım. Ha. Gerçekten. Yaxşı. Bir de o silinen bir şey de vardı. Ha. 35 yaş kim? 3 yarım. Ben de 10 soruları var. Ece sen gittin. Şu an bir şey değil de. Az da değil de. Oradan. Ha. Biz de iki uşağız. Neyse. Bu buradan çöle çıkır niyeyse. Aha. Çağla bakınca yerine oldu. Hemen sonra hemen bir şeyler tuttu.
Ben şey bitiriyor açıkçası. Yani şöyle bunun Ha, bilmez. evet, aman etmen diyeceğim. Aman etmen diyeceğim. Her zaman farkında bir güzel olduk diye. Yani bu da gibi bir arada. Ülkesinde. Bu da arkadaşlarımın 5-10 çok tatlı. Onlardan çıkardım. Genel bir kısım 20 lira kaldım. Her ne zaman bir güzel olduk. Yani falan yani. Şu an başlıyor. Ha, bunu child kim göstermek lazımdı burada? List item'ın child olmalıydı bu. Bunu biraz yukarı. Niye böyle? Çok büyük. Kalkın yolu Üçüncü cesi için. Yok. ben hiç yapmazsınız. Spotify kimin neyse ben o konsolosluğa yazdım. API API. Spotify'ınki vardı. Konsolosluğa. Yani Ama gir ha girsen girişten geçirsen developer keys adı alırsan ha. ben onu konuşuyorum. Ha yo var. Gir Spotify developers yaz. O, YouTube'da ilginç videolar olmamış olmaz. Spotify developers. Al. Cidden bunun şeyini yazsın. Bunu yüzde referans Oops. Burada var. Geyiğinden kesip prosto API key götürsen yani boy web için, edebilirim. Android için. O bile geldi. Ben bir seçebilirim mesela. Normal seçebilirim. Projektimde ne gibi bayağı deploy gelen Aha. şey bağlamalara değil. Ha. Nasıl projektim işte Onu herhalde. ciddi bilmiyorum. Yani çok eder de şey değil. Çok tatlı oldu. Yorum Okey. Okay, burası böyle. değiştirmek Sağ tarafta bizde mesajlar olmalıdır. Hal-hazırda mesaj table'ımız yoktu. Ona göre bir tane teze model düzeltmeliyik. Ona kimi bunları git add eliye, git commit eliye. Yazaq ki add front end of chat page. Bunu da git push eliye master'a ki sonra yadımızdan çıkmasın. Exit. Gide backend tarafa. Client papkasını bağlayaq. Burada modellerde bize bir dana message koyaq da adını. Message.js diye bir model lazımdı. Bunu kopyalayıp atıram bura. Mongoose. Bunun adı olacaq message schema. Bu olacaq message. Bu da olacaq message session model. Session model yok. Message model. Message model. Created at terminated browser IP operating system. Buna hiç aidiyet yoktu neyse. Burada bir tane şey koyruk ki timestamps true. Sonra from user budur. Object user'dı. To user budur. Bir de var user'in evet. Ha, bir de var content. Content de string'di de. Başka bir sayfa yaz var mı? De string. Böyle. Şimdi kimse mesaj yazsa sadece olarak hansı user'e misal ben burada girmişim. Benim adım Orhan Seyinli'dir. Girem filan kese ve mesaj yazmaya. Ben mesaj adında göndermeliyim ki öz ID mouse da bilinir. Cookie de var. Sadece olarak filan kesin ID'sini göndermeliyim. Bir de öz mesajımı göndermeliyim. Bu da gelip database'e düşmeli. Artık bunu kontrollerin içinde eləməyəcəyik. Çünkü bize bunu socket'in içinde eləmək lazımdır. O event kimi gəlib sokete çıxmalıdır. Və neyin eləməliyik ona göre de. Burada bir dana socket.js adında bir şey yaradaq.
Bir de Socket ayağını website'ına ya da nasıl kuracağız Socket ayağı? Bize ne lazımdı? Server tarafta chat example. Burada example var idi. Ha, bu da example. Listen, bu hiç. Express, hiç. Bu da hiç, bu da hiç. IO server server. Okey, bize HTTP server lazım. Okay. Bura install eləyək. Keçək server tərəfə. Burada install eləyək. npm install socket nokta.io. Frontend üçün başqa şey install eləməliyik. Socket.io tre client deyəsən. Okay. HTTP server. Bura yazaq ki, const setup socket beraber require socket. Burada da həmin o setup socket funksiyasını çağıraq. Burada verək bu HTTP serveri. Aslında bu da HTTP serveri verək. HTTP burada bilmirəm. Bizə lazımdır sizə yoxsa yox. Çünki araya proxy qoysaq Nginx kimi lazım. Hər HTTPS Nginx-ə qoşursan, qalan hər şey onun arxasında olur. Arxadakı şeylərin SSL-ə ehtiyacı olmur. Məsələn, Cloudflare var. Cloudflare də proxy-dir. Orada da öyle bir şey var yani. Bütün genel requestler hamısı Cloudflare'e gelir. O yönlendirir hara lazımsa. Cloudflare hem rate limiting eləyir. Çox request yanında bloklamaq. Hem DDoS'un karşısını alır atakların. Hem de ki proxy rolunu oynuyor. Hem de ki SSL sertifikatı bir tane Cloudflare'de olur. Kalan her şey onun arkasında olur. Sağ olsun. Cloudflare'in arkasında hardadırsa serverlerin. Onu hiç kim bilmir de. Ona görə də orada gedib gələn trafiki enkript eləməyə ehtiyac yoxdur. O da baxır harda. Misal üçün serverin Heroku'dadırsa, Cloudflare oradan gelir Heroku'ya göndərirsə, yenə internet üzərindən gedir. İnternet üzərindən gedirsə də deməli enkript ehtiyacı var. Amma misal üçün öz serverlərim varsa, öz infrastrukturum varsa haradasa, onda proxy-nin arxasındakı şeylərin encrypted olmağına ehtiyac yoxdur deyə düşünürəm. Belə. Burada setup socket funksiyasını çağırmalıyıq. Yazaq modul exports funksiyaya olsun da HTTP serveri bura ötürəcək bizə parametr kimi HTTP serveri ötürəcək. Biz də burada öz soketin çeşidlərini qoşacağıq. Soketi işlətmək üçün import eləyib bura bu HTTP serveri parametr kimi ötürmək lazımdır. IO on connection User connected. Yani burada namespace söhbəti var idi. Mən bunu istəyirəm başqa bir çatda olsun. DG socket.io namespaces. IO of orders. IO of chat. Yani bu ancaq chat mesajları olacaq. Misal üçün sonra belki notification üçün ayrı bir soketimiz olsun istəyirsə, orada da notification üçün lazım olan şeyləri qulaq asarıq. Misal üçün. Bu namespace-ə ancaq chatla bağlı mesajlar gəlib gedəcək. Belə nə maraqlı adlardır. Order, list, create. Okay. Burada nə demək lazımdır?
neynəmək lazımdır? Bu sokete nə vaxt mesaj gəlsə, əslində burada bir neçə şey var. Onlara baxaq sonra. Demək belə, mən chat səhifəsinə girdim. Chat səhifəsinə girəndə, nəsə söndürdüm. Chat səhifəsinə girəndə heç nə yoxdur birinci olaraq. Mən hansısa userin üzərinə klik eləyəndə, deməli ki, onunla yazışmağa başlamışam. Userin üzərinə klik eləyəndə, mən o userlə eyni otağa daxil olmalıyam ki, biz bir-birimizdən yazışaq. Yəni ki, belə bir şey olmalıdır. Room olmalıdır. Mən kiməsə yazışmağa başlayıramsa, bir dənə event olmalıdır ki, bu girdi filan kəsin otağına, o otağa qoşulmalıdır. Misal üçün, belə deyək də, Nihat chat səhifəsini açdı. Deməli, Nihat öz otağına girdi. Belə deyək, öz otağına girdi. Nihat joins his own room. Nihat öz otağına girdi. Sonra, misal üçün, Ravi Nihat nə yazmaq istəyirsə, Ravi də Nihat'ın otağına girməlidir. Nihat'ın otağına girmək də nədir? Ravi Nihat'ın yüzlərinin üstünə klik eləyir, başlayır yazışmağa. Klik eləmək otağa girməkdir. Ravi clicks on user joins Nihat's room. Sonra başlayırlar o mesajlar hamısı ancaq o otağın üzərindən keçir. Yani, grup chat olsa uca hamı bir dənə grupa join eləməlidir. Ben sen bu Aha. Otaqda yoxsansa görməyəcəksin. Baxır necə yoxsan. O ümumiyyətlə application-a girməmişsən yoxsa? başka sayfalar Yəni başqa səhifədə gəzirsənsə, onda prosta chat səhifəni açanda görəcəksən ki, şeydən təzə mesajlar gəlir. Təzə mesaj demiş. Bura bir dənə şey qoymalıyıq. Axında oxunmadı məsələn. Red. Bizim işlerimiz niye böyle oluyor? Harda? Dün Fransa Ukrayna'yı kullanmak bu geldi. Biz de aynı yeri 4 saat oldu. Bilmiyorum. Ben gelmez. Bu sefer. Oxundu. Bu olmalıdır Boolean. Pipe Boolean'dır. Read. Oxundu yoksa oxunmadı. Default'u da post. Qoçəli dərsdədir. Universitetdədir. Mələ bilirəm, özü gəlmir. Okay. Default false. Saat neçədir? 16:22. Beşini yaptım. Gelerek. Ayo. Bu istəyirəm fasilə verək. Bir dedim yok. Merhaba.